EkoTürk'ten mutlu akşamlar değerli izleyiciler. 10 Haziran Perşembe, dünyanın ekonomisi başladı. Ben Öykü Cengiz, hoş geldiniz. Türkiye'nin ve dünyanın ekonomisinde neler yaşandı bugün ayrıntılarıyla anlatacağız. Ve tabii ki yayın konuklarımızla da her akşam olduğu gibi gündemi değerlendireceğiz. Bugün neler konuşuldu, gündemde hangi haberler öne çıktı, gündem başlıklarıyla başlıyoruz. Nisan ayında işsizlik %13,9 oldu. Nisan'da işsizlik %13,9 olarak gerçekleşirken atıl iş gücü oranı ise %27,4 oldu. TÜİK'in verilerine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 275 bin kişi artarak 4 milyon 511 bin kişi oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puanlık artışla %25,6, istihdam oranı 0,5 puanlık artışla %32 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,8 puan artarak %43 olarak kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon %5 oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde TÜFE Mayıs ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Mayıs ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre %0,6 arttı. Analistlerin beklentisi %0,5 artacağı yönündeydi. Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tüketici fiyatları yıllık %5 arttı, beklenti %4,7 artış olacağı şeklindeydi. Çekirdek olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç TÜFE bir önceki aya göre %0,7 artarken yıllık %3,8 arttı. Gıda fiyatlarında aylık %0,4 ve yıllık %2,2 artış yaşandı. Ülkede enflasyon en son Ağustos 2008 yılında bu seviyelere ulaşmıştı. ECB faiz ve varlık alım miktarını sabit tuttu. Avrupa Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada ECB'nin faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin 0, mevduat faizinin %-0,50 ve marjinal fonlama faizinin de %0,25'te sabit bırakıldığı bildirildi. Açıklamada ECB'nin enflasyon görünümü %2'ye yaklaşıncaya kadar faiz oranlarını mevcut veya daha düşük seviyelerde tutmayı planladığı belirtildi. Toplam 1 trilyon 850 milyar euroluk pandemi acil varlık alım programında net varlık alımlarının Mart 2022'ye ya da COVID-19 krizi bitene kadar devam edeceği ifade edilen açıklamada, gelecek çeyrekte pandemi acil varlık alım kapsamındaki net alımların yılın ilk aylarına kıyasla daha yüksek hızda yapılmasının beklendiği kaydedildi. Lagarde, enflasyon ikinci yarıda daha da yükselecek açıklamasında bulundu. ECB Başkanı Lagarde, Mayıs ayında yıllık %2 artan tüketici fiyatlarının yılın ikinci yarısında daha da yükseleceğini söyledi. Lagarde ve ECB'ye göre güçlü iyileşmeye rağmen belirsizlikler de devam ediyor. ECB'nin 2021 büyüme öngörüsü %4'ten 4,6'ya, 2022 büyüme öngörüsü %4,1'den 4,7'ye yükseltilirken 2023 büyüme öngörüsü ise %2,1 olarak bırakıldı. Enflasyon beklentisi ise 2021 için %1,5'tan %1,9'a, 2022 için %1,2'den %1,5'a yükseltildi. 2023 için öngörülen %1,4 düzeyi ise değiştirilmedi. Merkez Bankası rezervleri 93 milyar 687 milyon dolar oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayınlandı. Buna göre 4 Haziran'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 917 milyon dolar artışla 49 milyar 638 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri 28 Mayıs'ta 48 milyar 721 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri 43 milyar 884 milyon dolardan 44 milyar 49 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 4 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 82 milyon dolar artarak 93 milyar 687 milyon dolara yükseldi. Küresel gıda ithalatı 1.7 trilyon dolara yükselecek. FAO yılda iki kere yayınlanan gıda görünüm raporunda nakliye ücretini içinde barındıran dünya gıda ithalat maliyetinin
bu yıl 1 trilyon 715 milyar dolara çıkmasını beklediğini açıkladı. Bu rakam 2020'de 1 trilyon 530 milyar dolar olarak açıklanmıştı. FAO'nun raporuna göre salgın boyunca tarım ürünleri ticaretinde yaşanan büyüme, gıda tüketiminin esnek bir yapısı olmadığı ve uluslararası piyasaların dayanıklılığını gösterdiği, ancak 2020'nin sonundan beri devam eden fiyat artışları daha az gelişmiş ithalata bağımlı ülkeler için risk teşkil ediyor. Evet, bugün bu haberler konuşuldu ve gündemdeydi değerli izleyiciler. Tabii ki yayın konuklarımızla da gündemi konuşacağız. Bugün kimler eşlik edecek yayınımıza hemen aktaralım. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Hakkı Öztürk birazdan yorumlarıyla yayınımıza eşlik edecek. Bir diğer yayın konuğumuz Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi doktor Fatih Anıl olacak. Piyasalara göz atalım her akşam olduğu gibi. Önce TL çaprazlardaki son seviyelere bir göz atarak başlayacağız. Dolar TL'de bir miktar daha düşüş söz konusu, bugün de %-1,93 oranında ve dolar TL'nin 8.42 seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz. Euro TL 10.26 seviyesinde ve %-1,84'lük bir düşüş yansıyor. Pound TL 11.93, İsviçre frangı TL 9.40 ve sepet kurun 9.34 seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz değerli izleyiciler. Avrupa borsalarına bakacağız şimdi. Şu saatlerde son puanlamalar, karışık bir seyir söz konusu Avrupa borsalarında. Eurostoxx 50 4098, Almanya DAX 30 15574, Fransa CAC 40 6548, İngiltere FTSE 100 7086 ve İspanya IBEX endeksinin 9142 puandan işlem gördüğünü söyleyebiliriz diyelim ve Amerikan endekslerine göz atalım. Amerikan endekslerinde tüm endekslerin yukarı yönlü olduğunu söyleyebiliriz. Dow Jones 34.594 puandan işlem görürken, S&P 500 4.237 puanda ve Nasdaq endeksinin 13.919 puandan işlem gördüğünü söylemek mümkün. Paritelerdeki son seviyelere göz atacağız şimdi. Dolar endeksinde bir miktar düşüş var. %-0,04 oranında 90.10 seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Euro dolar 1.21, pound dolar 1.41, dolar yen 109.49 ve dolar İsviçre frangı 0.89 seviyesinde. MT piyasasına bakacağız şimdi. Ons altın %0,24'lük bir yükselişle 1893 dolardan işlem görüyor. Brent petrol 72, ham petrolün ise 70 dolar seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz. Gündemi konuşarak devam ediyoruz değerli izleyiciler. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Hakkı Öztürk yayınımıza eşlik edecek şimdi. İyi akşamlar Sayın Öztürk, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Öykü Hanım, iyi akşamlar. Sağ olun, tekrar teşekkür ederiz katılımınız için. İsterseniz ilk olarak ECB ile başlayalım. Faiz kararı açıklandı. Beklentilere paralel olarak faiz değişmedi. Nasıl yorumlarsınız? Yani siz de demin söylediniz, zaten faizleri değiştirmesi beklenmiyordu. Bu toplantıda değil, bundan sonraki yapacağı önümüzdeki toplantılarda da şu an için pek faizleri değiştirmesi beklenmiyor. Zaten işte refinansman faiz oranı ne zamandan beri %0, işte marjinal borç verme faizi %0,25, mevduat faizi de bildiğiniz üzere -0,50'de sabit tuttu ve aynı zamanda pandemi acil alım programının Mart 2022 sonuna kadar devam edeceğini vurguladı. Bu pandemi alım programının büyüklüğünde de bir değişikliğe gitmedi. 1.85 trilyon euro seviyesinde tuttu. Varlık alım programında da aylık 20 milyar euroluk bir varlık alımı vardı. Bunda da bir değişikliğe gitmedi. Zaten varlık alım programının faiz artışından kısa bir süre öncesine kadar devam edeceği ifade edildi. Aslında aynı zamanda tabii varlık alımlarının piyasa şartlarına göre esnek bir şekilde de devam ettirebileceğini söyledi Lagarde.
Aslında yani beklenildiği gibi güvercin mesajlar geldi Lagarde'dan. Dolayısıyla ikinci yarıda ekonomik aktivitenin hızlanmasını beklediklerini söyledi. Zaten tüm dünyada ikinci yarıda ekonomik aktivite işte aşılanmayla beraber, ekonomilerin açılmasıyla beraber hızlanıyor. Geçen sene de tüm dünya hem Avrupa hem tüm dünya küçülmüştü. Tabii baz etkisinden dolayı tüm dünyada hem Avrupa'da hem Amerika'da ciddi bir büyüme olacak zaten. Bunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla 3 ay öncesine kadar daha iyimser olduklarını söyledi. Ama hala belirsizliklerinin devam ettiğini söyledi. Dolayısıyla tabii aynı zamanda ECB de FED gibi şu an için yükselen enflasyonun Avrupa tarafında, tabii Avrupa tarafındaki enflasyon Amerika kadar yüksek değil. Şu andaki TÜFE Avrupa tarafında %2. Ama bunun ECB de FED gibi baz etkisinden olduğunu söylüyor ve geçici olacağını düşünüyor. Dolayısıyla demin de söyledim, Lagarde Avrupa ekonomisindeki riskleri gördüklerini ve tam olarak güvenmediklerinden dolayı ben bir erken adım atacaklarını düşünmüyorum. Zaten ilgili büyüme ve enflasyonla ilgili projeksiyonları da yayınladı. 2021 Euro bölgesi büyümesi beklentisini 4'ten 4.6'ya çıkardı galiba. 2022 büyüme beklentisini de revize ettiler yukarı doğru. Enflasyon beklentisi, 2021 enflasyon beklentisinde de bir miktar yukarı bir hareket var. 1.5'tan %1.9'a çıkartıldı. Ama 2022 ve 2023'te enflasyonun yani 2021 beklentileri olan 1.9'dan işte 1.5'lara, 1.4'lere kadar düşmesi bekleniyor. Dolayısıyla demin de söylediğim gibi ECB kalıcı bir enflasyon beklemiyor. Şimdi siz de az önce yorumlarken varlık alımına değindiniz. Bir de şöyle de soralım isterseniz. ECB'den yapılan açıklama da şu yöndeydi varlık alımına ilişkin. Piyasa şartlarına göre esnek şekilde devam edecek denildi. Varlık alımında azaltılmaya gitmesi için henüz erken, bu yıl içerisinde böyle bir şey beklemeli miyiz? Valla tabii önceden bununla ilgili tartışmalar vardı. Acaba varlık alım hızında bir değişiklik yapabilir mi diye. Ama ben bugün Lagarde'ın açıklamalarından anladığım şu an için bunun erken olduğunu ima ediyor. Dolayısıyla tabii ki varlık alım programında azalma olacak ama bunun faiz artışından kısa bir süre öncesine kadar olacağını söylüyor. Dolayısıyla Mart 2022'ye kadar da varlık alım programının en azından hatta pandemi acil alır programının Mart 2022'ye kadar devam edeceğini vurguluyor. İşte demin söylediğim sebepten dolayı iki tane sebep var burada. Birincisi hala yani Avrupa tarafında tabii ki geçen seneye göre zaten pandemiden yavaş yavaş kurtuluyoruz. Bütün ekonomiler toparlanıyor. Ama hala Lagarde risklerin devam ettiğini ve tam olarak ekonomiye ben güvenemediğini anlıyorum. Dolayısıyla şu an için ben erken adım atacaklarını düşünmüyorum. Şimdi Lagarde'ın açıklamalarından devam edecek olursak, ekonomik toparlanma yılın ikinci yarısında hızlanacak dedi ECB Başkanı. Varlık alımının azaltılması da bu dönemde gerçekleşecek diyebilir miyiz peki? Yani öyle bir ifadesi var ama aynı zamanda risklerin devam ettiğini de söylüyor. Zaten 2021'in ikinci yarısında tüm dünyada işte demin de söylediğim üzere yüksek büyüme rakamları gerçekleşecek. Dünya pandemiden kurtuluyor. Dolayısıyla ben bu yılın ikinci yarısında şu an resme bakarak varlık alımında herhangi bir azaltma yapacaklarını düşünmüyorum. Ancak bunu varlık alım azaltımını bence yaparsa önce FED yapacaktır. Avrupa tarafı daha sonraya kalacaktır. Çünkü neden? İki tane sebep var. Çünkü Amerika'da enflasyon ve enflasyon beklentileri Avrupa tarafına göre daha yüksek ve aynı zamanda büyüme de çok daha güçlü. Yani Amerikan ekonomisi ve büyüme beklentileri de çok daha güçlü. Dolayısıyla ben FED'in ECB'den önce hareket edeceğini düşünüyorum. Şimdi Lagarde Avrupa enflasyonuna ilişkin de konuştu biliyorsunuz. Manşet enflasyon beklentilerin altında dedi. Ayrıca geçici faktörler ortadan kalktığında
enflasyon düşecek diyerek de altını çizdi. Avrupa enflasyonuna dair sizin beklentileriniz nedir? Ben de zaten Avrupa tarafında, hatta Avrupa'da değil, Amerika'da da aynı düşüncedeyim. Çünkü bu etkilerin çoğu tabii ki burada talebin artışı, ekonomik toparlanmanın etkileri var. Ama enflasyonun yükselmesinin hem Avrupa'da hem Amerika tarafında çoğu baz etkisinden olduğunu görüyoruz. Ben bunu ne zamandan beri söylüyorum? Yani geçen yıl Mart, Nisan ve Mayıs aylarında enflasyon negatif gelmişti. Dolayısıyla bu sene tabii ki aylık olarak negatif gelmişti. Bu sene işte ekonomiler açıldı, bir miktar talep arttı. Dolayısıyla eksi olan veri seriden çıkıyor. Yani otomatikman zaten enflasyon yükselmiş oluyor. Keza biz işte bugün Amerika'da açıklanan enflasyonda da onu görmüş olduk. Yani geçen sene eksi gelmişti Mayıs ayındaki enflasyon. Dolayısıyla bu sene tabii ki 0.6 gelince, artı gelince otomatikman enflasyon yükselmiş oldu. Avrupa tarafında da aynı şekilde şey geçerli. Zaten Avrupa tarafındaki şu an enflasyon talep Amerika kadar da fazla değil. Demin de söyledim, toparlanma da Amerika'da tarafında daha iyi. Dolayısıyla her ne kadar şu an için enflasyon beklentisini 2021 için %1,5'dan ECB %1,9'a çıkarttı, ama ondan sonra tekrar kademeli olarak işte 1,5'lara yakınsayacağını düşünüyor. Dolayısıyla zaten enflasyon hedefi biliyorsunuz %2 hem FED'in hem ECB'nin. Dolayısıyla ben Avrupa Merkez Bankası'nın demin de söyledim daha bekleyeceğini, erken adım atacağını düşünmüyorum. Amerika tarafını biraz daha detaylı konuşacak olursak, siz de söylediniz, yıllık enflasyon beklentilerin üzerinde %5 olarak geldi ve ayrıca da 13 yıl sonra ilk kez %5'i gördüm. Nasıl değerlendirmek lazım? Evet, 2008 yılından beri değil mi? Yıllık evet. Bazda TÜFE %5'i gördü. Beklenti 4.7 civarındaydı galiba. İşte Nisan ayında da zaten 4.2 gelmişti TÜFE. Dolayısıyla aslında burada gördüğümüz şey, demin de söyledim, 0.6 geldi galiba aylık olarak Mayıs ayındaki enflasyon. Geçen sene eksiydi, o seriden çıkınca dolayısıyla işte TÜFE'de 4.2'den %5'e yükselmiş oldu. Bu tabii Amerika'da enflasyon yükseliyor, zaten orada yapılan çok ciddi mali teşvikler de var, gönderilen çekler de var. Zaten core PC'ye baktığımız zaman çekirdek kişisel tüketim harcamaları da o da %3 civarında. Aynı zamanda bugün gelen çekirdek TÜFE'de gıda ve enerji fiyatları hariç, yani çekirdek enflasyonda o da %3.8'e yükseldi. Ama FED de zaten bunun baz etkisinden olduğunu, dolayısıyla enflasyonda yükseliş olacağını biliyor. Şimdi ben baktım mesela, dolayısıyla geçen yıl, şimdi önümüzdeki ay Haziran ayı enflasyonu açıklanacak. Geçen yıl Haziran ayında enflasyon negatif değil. 0.6 gelmiş aylık olarak, %0.6. Yani dolayısıyla bu yıl Haziran ayında eğer 0.6 civarı bir şey gelirse veya ondan daha düşük bir enflasyon gelirse Haziran ayında, TÜFE işte %5 civarlarında kalacak veya %5'in biraz altına inecek. Dolayısıyla kademeli olarak Fed'in beklediği gibi enflasyon baz etkisinden dolayı geçici yükseliyorsa, bundan sonra kademeli olarak yavaş yavaş yıl sonuna doğru düşmesi gerekir. Fed bunun olacağını tahmin ediyor. Tabii burada aynı zamanda reel ücret artışları da çok önemli enflasyon için. Fed tabii ki ciddi olarak bunu da takip ediyor. Ve aynı zamanda tabii ki istihdam piyasası Fed'in hedeflerinden bir tanesi. Dolayısıyla hala bildiğiniz üzere pandemi öncesine göre istihdam piyasası tam toparlanmış değil. Hala 7-8 milyon civarı kişi işlerine geri dönemedi. Dolayısıyla şu an için Fed'in de beklediği, demin de söyledik, ECB'nin de bu enflasyonun geçici olacağını düşünüyorlar. Ama tabii ki yani enflasyon riski yok mu, kalıcı olma riski yok mu, onu da söyleyelim. Tabii ki var.
Burada dediğim gibi reel ücret artışları önemli olacaktır. Talep önemli olacaktır. Ama FED diyor ki eğer zaten bunu yanın da söyledi işte 3-4 gün önce veya geçen hafta yaptığı açıklamada. Eğer dedi enflasyonda bir risk oluşursa dedi biz dedi bunu dedi para politikasıyla FED bunun dedi üstesinden gelebilir dedi. Dolayısıyla şu an için reel ekonominin toparlanmasını daha önde tutuyorlar. Dolara etkisini konuşalım biraz da. Özellikle bugün dolar TL 8.50 seviyesinin altına geriledi. Dolar endeksinde 90'lı seviyeler var. Doların diğer kurlara karşı görünümünü etkiler mi bu? Şimdi aslında bugün tabii beklenenden yüksek gelen enflasyon verisinden dolayı değil mi? İşte 4.7 bekleniyordu enflasyon. TÜFE enflasyonu %5 geldi. Normal şartlar altında aslında ABD 10 yıllık tahvillerine satış gelmesi yani faizlerinin bir miktar yukarı gitmesi beklenirdi. Ama o olmadı değil mi? Hala hatta düştü 1.5'un altında yani çok bir orada bir hareket olmadı ABD 10 yıllıklarında. Dolayısıyla şu bu ne demek? Şu an için gözüken Amerika tarafındaki fiyatlama piyasada şu an için eskiden öyle düşünmüyordu. Enflasyonun kalıcı olacağını düşünüyordu. Ama şu an için gözüken oradaki fiyatlama tabii yani bugün için konuşuyorum. O piyasada FED gibi enflasyonun geçici olacağını düşünüyor. Dolayısıyla tabii böyle bir eğer hem ABD 10 yıllıkları yukarı gitmeyince bugün dolar endeksi de hemen hemen aynı seviyede bir miktar aşağıda. Dolayısıyla bu gelişmekte olan para birimlerine yaramış oldu. Bugün de biz hem tabii CDS'lerimiz de 400'ün altına düştü. 380 bas puan civarında. Dolayısıyla kurda bir miktar geri gelmiş oldu. Peki FED noktasında konuyu değerlendirirsek FED'in para politikasını nasıl etkileyecek bu durum? Olası bir faiz arttırımı mümkün mü? Yani şimdi şöyle tabii faiz arttırımı mümkün ama önce FED ne yapacaktır? Tapering yapacaktır. Yani zaten bunun yavaş yavaş tartışmaya başladılar. Haftaya FED'in toplantısı var. Bu toplantıda da ben tapering'i yani tahvil alımlarındaki azaltmayı tartışacaklarını düşünüyorum. Dolayısıyla önce bunu tartışacaklar. Aylık 120 milyar dolarlık olan şu an için tahvil alımı yapıyor. Dolayısıyla 2021 yılının sonuna doğru tahvil alımlarının azaltılmasına başlayabilir. Ama faiz arttırımı için daha bayağı bir süre var benim gördüğüm kadarıyla. Bence en erken FED 2022 yılının ikinci yarısından sonra şu anki resme bakarak yani faiz arttırımlarına ufak ufak başlayabilir. Dolayısıyla faiz arttırımı için en azından ben FED'in aceleci olmayacağını demin de söyledim. Orada FED'in eğer ki zaten enflasyonda işte demin söylediğim gibi şu an %5'te tabii FED daha çok core PCE'ye bakıyor. Yavaş yavaş düşmeye başladığı takdirde ve aynı zamanda tabii ki burada ekonomik toparlanma çok önemli olacaktır. İstihdam piyasası, FED onu bekleyecektir. Hala 7-8 milyon kişi işsiz var. Dolayısıyla faiz arttırımının ben en erken 2022 yılı ikinci yarısından sonra belki faiz arttırımlarına başlayabilir. Yani şu anki resme bakarak 2021 yılında faiz arttırımı olacağını düşünmüyorum. Ama 2021 yılının sonunda tahvil alımlarının azaltılmasına yavaş yavaş başlayabilir. 2021 yılının sonunda başlayabilir. Peki Doçent Doktor Hakkı Öztürk çok teşekkür ediyoruz katılımınız ve yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim Öykü Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Devam ediyoruz değerli izleyiciler. Günün öne çıkan haberleriyle icra ve iflas kanununu değiştiren teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Düzenlemeye göre iflas idare memurları bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan idare iflas memurları tarafından seçilecek. İcra ve İflas Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeye göre İflas İdare Memurları Bilirkişilik Bölge Kurulları tarafından oluşturulan İflas İdare Memurları listesinden seçilecek. Bu şekilde seçilen İflas İdare Memurlarından birinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir birinin ise hukukçu olması zorunlu olacak. Listeye kayıt için Adalet Bakanlığı tarafından izin verilen
kurumlardan alınacak eğitimin tamamlanmış olması şartı aranacak. Listede görevlendirilecek memur bulunmaması halinde liste dışından görevlendirme yapılabilecek. Kamulaştırma Kanunu'nda yapılan değişiklikle tebliğ dahil eksik veya hatalı kamulaştırma işlemleri bulunmasına rağmen idare adına tescil edilmiş olan taşınmazların değeri idare adına tescil edildiği tarih değerleme tarihi olarak esas alınmak ve o tarihteki nitelikleri gözetilmek suretiyle tespit edilecek. Kısa bir ara veriyoruz şimdi. Aranın ardından dünyanın ekonomisi devam edecek. Aranın ardından dünyanın ekonomisi devam ediyor. Gündemi konuşarak devam edeceğiz. Yayınımıza Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatih Anıl eşlik edecek şimdi. Sayın Anıl, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar Öykü Hanım. Evet, şimdi bugün işsizlik rakamlarını karşıladık. Önce gelen işsizlik rakamlarıyla başlayalım. Nisan ayında %13.1'den %13.9'a yükseldi. Nasıl değerlendirirsiniz bu yükselişi? Valla Öykü Hanım, çok normal. Çünkü bakın, bir defa hizmet sektörü, en çok istihdam sağlayan sektör kapalı. Bugün yine bir konuşmacıyı dinledim, sektörden birini dinledim. İşletmelerin diyor, restoran, kafe tarzı işletmelerin %28'i kapanma durumunda. Şimdi bir tarafa bunu koyalım, yani pandemi olayından ötürü çok ciddi biçimde işsizlik var ve daha da ortaya çıkabilir tekrardan. Fakat asıl önemli problem bence, bakın bu ülkede birçok kişi değinmiyor, 5 milyondan fazla göçmen var. Bunlar işte Suriyelisinden tutun, Afgan bile var bu ülkede. Yani etrafta dolaşıyorum, inşaatlara vesaire bakıyorum. İşte hani karşılaşınca sorarsınız ya, işte neredensin falan diye. Geçen gün çok ilginç, yine birine sordum, merhaba nasılsın, neredensin falan. Türkçeleri de fena değil. Abi dedi, ben Afganım dedi. Yani düşünün, bakın. İnşaatlarda çalışıyorlar, her yerde çalışıyorlar. Gelen kuryelere bakın. Dolayısıyla çok ciddi biçimde çalışıyor, göçmen çalışıyor ülkede. Aslında bu önümüzdeki günlerde evet büyük sıkıntı olacak Türkiye için. Hani buranın vatandaşı gençler iş bulamıyor, işsizlik var. Fakat göçmenler bir şekilde iş buluyorlar. Bunun kontrol altına alınması lazım. Bir örnek vereyim. Geçenlerde bir kampanya gördüm Danimarka'da. 200 tane göçmen için kampanya açmışlar Öykü Hanım. Düşünün yani, adamlar 200 tane göçmeni gönderebilmekle uğraşıyorlar. Bizde milyonlarca var ve işsizlik %13'te geziyor. Bence az bile. Yani daha büyük rakamlar görebiliriz diye düşünüyorum. Tabii bu arada Haziran ayında işten çıkartma yasağı da kalkıyor biliyorsunuz. Maalesef. Bir sonraki maalesef işsizlik rakamlarında yukarı yönlü bir seyir görebilir miyiz? Görebiliriz. Maalesef görebiliriz. Fakat şöyle de dengelenebilir. Evet, yasak kalkıyor. Fakat hizmet sektöründe de açılım başlıyor. Bir şekilde restoranlar, kafeler çalışan bulmakta da zorlanabilirler. Çünkü ani oluyor, işte açılım oluyor vesaire. Köyden bu sefer tekrar kasabadan, yani Anadolu'ya, memleketine gitmiş insanlar tekrar çağrılacak. Yani o ikisi birbirini götürür, buralarda seyreder diye düşünüyorum rakamlar tekrar. Yani çok büyük bir artış veya gerileme de beklemiyorum açıkça. Ama çözüm bekleyen, pandemiden önce de olan bir takım sıkıntılar, özellikle işte çok ciddi biçimde göçmen var. Yani şeye bindiğiniz takdirde, bilmiyorum, ben İstanbul'da yaşıyorum, metro kullanıyorum. Efendim metroya bindiğim zaman veya metrobüse bindiğim zaman birçok değişik dil kullanılıyor. Ha, güzel bir şey, işte bir mozaiktir, bu kültürel mozaiktir. Fakat işsizlik için büyük problem, mutlaka bu işlere çözüm bulunması lazım. Evet, öte yandan ertelenmiş talepler söz konusu. Siz aynı zamanda sektör tarafının da içerisindesiniz. Evet. Bu ertelenmiş talepler istihdam üzerinde pozitif etki yaratır mı? Yaratacağını düşünüyorum. Şimdi bakın, biz bir defa Akdenizli bir toplumuz, Ege'liyiz ve hareket halinde olmak istiyoruz. Artık Öykü Hanım, herkes sıkıldı evlerden. Belki bir gün artık ben, bakın bir senedir yayın yapıyoruz, daha kanala gelmedim. Belki bir gün kanala da geleceğiz. Diyeceğiz ki ara sıra dışarıda yapalım. Çünkü dışarı çıkmak istiyor insanlar. Alışveriş yapmak istiyor. Uçağa binmek istiyor. Restorana, kafeye gitmek istiyor. Perakende'den artık online satış değil de
fiziki satışa satın almaya geçmek istiyor. Çok ciddi biçimde ben bir ertelenmiş talep olduğunu düşünüyorum. Ha, bu dünyada genel olarak var. Dünyada tabii ki para birikti. Para saçıldı ortalığa. Görüyoruz, birazdan konuşacağız belki enflasyon rakamlarını falan. Ama Türkiye'de de bir kesim için bir ertelenmiş talep var. Bunu bir defa not alalım. Bunu da göreceğiz. O zaman hemen Amerika tarafına geçelim. Bugün yüksek bir enflasyon oranı açıklandı. %5 olarak açıklandı. Nasıl yorumluyorsunuz bu yükselişi? Bekliyorduk biliyorsunuz Öykü Hanım. Çünkü saçılmış bir para var ve bu para daha doğru dürüst harcanmadı. Harcanmaya yeni yeni başladı bu para. Dolayısıyla hem arz tarafında hem talep tarafında bu enflasyonun etkilerini görmeye devam edeceğiz. Fakat bu nereye kadar gider? İşte demin de baktık, 2008'den beri en yüksek oran şu anda. Yani 2008'den beri Amerika Birleşik Devletleri'nde görülmemiş bir oran. 2008 krizini de hatırlarsınız. O zaman da para saçılmıştı. Ama şunu bilelim ki 2008'de şimdi pandemide sürüldüğü kadar piyasalara para sürülmemişti. Dolayısıyla bir miktar daha yukarıya görebiliriz Amerika'da enflasyonu. Bir miktar daha. Ama sonra toparlanacağını düşünüyorum. Ama enflasyon kaçınılmaz. Bu kadar para saçarsanız bu ertelenmiş talep de piyasaya çıkacak. Dolayısıyla enflasyon göreceğiz. Buna kendimizi alıştırmamız lazım. Peki Fed'in para politikası bu süreçten nasıl etkilenecek? Faiz politikasında bir değişim gerçekleşir mi? Şöyle, ben genişlemenin, çünkü daha normale geçemedik Öykü Hanım. Yani daha piyasalar normalleşemedi. Hala sıkıntılar devam ediyor. Pandemi tamamen çözülmüş değil. Dünyanın hiçbir yerinde çözülmüş değil. Hani diyoruz ki işte İngiltere'de çözüldü, küt başka bir varyant çıkıyor. Amerika'da şöyle oldu diyoruz, bir eyaletten farklı bir haber geliyor. Daha tam çözülmediği için FED'den aldığımız haberler de genişlemenin en azından bu yıl devam edeceği doğrultusunda gidiyor. Dolayısıyla FED'in alacağı kararda ben bir faiz artışıydı, şuydu buydu şu anda beklemiyorum. Yakın dönemde de beklemiyorum. Genişleme politikasının devam edeceğini düşünüyorum. Keza aynı şekilde Avrupa Birliği'nden de benzer haberler geliyor. Orada da genişleme devam edecek ki bugün biliyorsunuz açıklandı. Faizde herhangi bir artışa gitmediler. Mevduat faizlerine negatif faizdeler. Hala 0.5. Diğerine de aynen bıraktılar. Hepsini aynen bıraktılar. Ve genişlemenin bir süre daha devam edeceğini, yani tam normalleşmeye geçinceye kadar ki bu bayağı bir süre alacak, genişleme politikasının devam edeceğini hem FED tarafında hem Avrupa Birliği Merkez Bankası tarafında bunu görüyoruz. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını da soracağım ama onun öncesinde dolara da bir değinecek olursak ayrı bir parantez açalım isterseniz. Dolar endeksi de 90'lı seviyelerde. Aşağı yönlü bir hareket bekler misiniz? Valla gidiyor geliyor. Çok fazla aşağı yönlü beklemiyorum. Çünkü bu biliyorsunuz biraz aşağı 88-89 yapıyor, sonra tekrar toparlanıyor. Bu aynen böyle bir şey gibi, yay gibi kendi içinde gidiyor geliyor. Böyle çok ciddi bir aşağı iniş beklemiyorum. Buralarda seyreder diye düşünüyorum. Çünkü hani Amerika'da enflasyon dediğimiz zaman biliyorsunuz bu tip ülkelerde aslında özellikle Avrupa Birliği'nde yıllarca enflasyon yaratmaya çalıştılar. Ekonomi için bir miktar enflasyon sağlıklıdır %3'ler seviyesinde. Ama senelerce Avrupa Birliği'nde %3'ler seviyesinde ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde %3-4 enflasyon göremedik. Şimdi görüyoruz bu 5'leri. 6 bekleniyordu, 5 geldi. Ha, bu biraz daha gider sonra döner diye bekliyorum ben. Dolayısıyla para politikasında çok fazla bir değişiklik beklemiyorum. Zaten geçen günkü yayınlarda da söyledim. Şöyle bir şey söylendi. Para politikasının %98'i iletişim, %2'si eylemdir. Öykü Hanım, kim demiş bunu? Ben Bernanke demiş. Çok doğru bir laf. İletişimle yönetmeye çalışıyorlar. Bakın Yellen iki defadır faiz arttırımından bahsetti. Fakat eylem yok ve eyleme de geçemeyecekler. Ama faiz arttırılmasının bir süre sonra gerekli olduğunu herkes farkında. Peki Avrupa tarafından konuşacak olursak faiz kararı açıklandı biliyorsunuz. Beklentileri paralel olarak faiz değişmedi. Aynen. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu kararı? Aynen demin söylediğim gibi daha tam bir normalleşmeye geçilemedi. Tam böyle her şey açıldı, restoranlar. Şimdi bakın tam açılım olsa bile bir takım insanlarda, burada da görüyorum ben, hala bir tedirginlik var. Hala evlerinden çıkmakta tereddüt edenler, hala aşı olmakta tereddüt eden insanlar var. Dolayısıyla bu normalleşmenin sadece bizde, Almanya, Avrupa'da, Amerika'da değil, dünya ölçeğinde ben vakit alacağını düşünüyorum. Yani bu yıl mevcut politikalarla devam eder gibi geliyor bana. Yani bu yılı böyle göreceğiz. Ancak
parasal politikalarda değişiklikleri ben önümüzdeki yıldan itibaren görebileceğimiz ihtimalini düşünüyorum. Ama bu yıl ben böyle gideceğini düşünüyorum. Çünkü daha normalleşmenin vakit alacağını düşünüyorum. Yani insanlar, yani her yer açılsa bile bir takım insanlar tereddütte. Bir takım insanlar evet intikam alışverişi şeklinde devam edecek ama bir takım insanlar da yerinden kalkmıyor. Bir türlü evinden çıkmaya hala ben kendi çevremde bile tereddüt edenler olduğunu görüyorum. Yani normalleşme vakit alacak. Hatta dün bir kanalda bizim Birleşik Marka Derneği Başkanı Perakende'nin pandemi öncesine ulaşabilmesi için 5 yıl gerekiyor dedi. Ha, ben 5 yıl kadar ileri gideceğini düşünmüyorum. Ama bir yıllık bir süreç minimum geçecek bu işler için. Şimdi peki varlık alımına ilişkin de ECB'den yapılan açıklamaya göre piyasa şartlarına göre esnek şekilde devam edecek denildi. Varlık alımında azaltılmaya gitmesi için henüz erken bu yıl içerisinde böyle bir şey beklemeli miyiz? Bence beklemeyelim. Ben aynı fikirdeyim. Erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha normalleşme adımlarını çok yavaş görüyoruz. Dolayısıyla bu iş vakit alacak. Yani hemen böyle açtık tamam maskeler çıktı vesaire dense bile direkt bir normalleşme olmayacak. Dediğim gibi yönetimler işte ekonomi yönetimi olsun genel yönetimler olsun ülke yönetimleri olsun tam açılma kararını alsa okullar açılsın her yer açılsın yine de bir takım insanlardaki bu nüfusun azımsanacak bölümü değil %20-25'lik bir bölümünde ben görüyorum ki bir tedirginlik var hala. Dolayısıyla bir anda bir normalleşme göremeyeceğiz. Vakit alacak. ECB'nin burada söylediğine de aynen katılıyorum. Bir süre daha diyor genişlemeye devam edeceğiz ve ekonomi için bunu da gerekli olduğunu görüyorlar. Yani hiçbir şey tam çözülmüş değil ve bunun vakit alacağını göreceğiz. Şimdi Lagarde'ın açıklamalarına göre ekonomik toparlanma yılın ikinci yarısında hızlanacak dedi biliyorsunuz ECB Doğru. Başkanı. Peki varlık alımının azaltılması da bu dönemde gerçekleşebilir mi? Valla şimdi evet ikinci çeyrekten pardon ortasından itibaren yılın bir hızlanma göreceğiz. İşte turizm, işte uçuşlar bunu gördük. Hisse senetlerinde de görüyoruz. Piyasada yani geleneksel sektörlere olan bir talep var. Ben tabii sanayi tarafında şunu görüyorum. Çok ciddi bir talep var. İşte konteyner bulamıyor firmalar. Bütün dünyada bu böyle. Maliyetler çok arttı. Üretici maliyetleri işte %30-%35 arttı bütün dünyada. Çok ciddi artışlar var. Fakat evet talep tarafında da artışı yaşayacağız. Her ne kadar bir takım insanlar tereddütte olsa da o intikam alışverişi dediğimiz onun bir hızını göreceğiz. Dolayısıyla ikinci yarıdan itibaren ekonomide bir yükselme görmeye başlayacağız. Zaten büyüme bekliyoruz bütün dünya ekonomilerinde. Hoş Avrupa Birliği ilk çeyrekte küçük de olsa bir daralma yaşasa da ikinci yarıdan itibaren biz büyümeyi göreceğiz. Hem baz etkisinden ötürü hem talepten ötürü bir büyüme göreceğiz. Fakat bu büyüme tam bir normalleşmeye yol açacak mı? Ben buradan şüpheliyim ve ben burada genişleme politikasının belki yavaşlayarak da olsa bu yılda devam edeceği kanaatindeyim. Ama yavaşlayabilir, adım adım yavaşlayabilir ama öyle bir hemen şeye başlansın faiz artışı vesaire böyle şeyleri ben açık söylemek gerekirse kısa dönemde beklemiyorum. Lagarde Avrupa enflasyonuna ilişkin de manşet enflasyon beklentilerin altında dedi ve geçici faktörler evet. Ortadan kalktığında enflasyon düşecek diyerek altını çizdi. Nasıl değerlendiriyorsunuz Lagarde'ın açıklamalarını ve sizin Avrupa enflasyonuna dair beklentileriniz ne yönde? Evet ben şimdi bakın senelerce Avrupa deflasyonla Avrupa Birliği deflasyonla mücadele etti. Yani neydi olay? Avrupa Birliği'nde insanlar para harcamıyorlar tasarruf ediyorlar. Neden bu mevduat faizi -0.5? Ben bunu hep şöyle diyorum, şöyle yorumladım. Bunu kitabımda da yazdım. Dedim ki bana parayı getirme diyor Avrupa Birliği, 0.5 ceza keserim diyor. Git diyor parayı harca diyor ya da yatırım yap diyor. Dolayısıyla bir miktar enflasyon yaratma mücadelesi verdiler. Senelerce bunu verdiler. Fakat ben ikinci yarıdan itibaren doğal olarak enflasyonda bir miktar yükselme olabilir diyorum Avrupa Birliği'nde. Bir miktar yükselme olabilir ama bu öyle Amerika gibi oranlara veya tabii Türkiye'yi hiç hesaba katmıyorum. Amerika'nın o geldiği beşler falan çok uzak. Çok çok uzak ama küçük de olsa böyle 1.5-2'lik bir enflasyon zaten yaratmak istiyorlar. Yani piyasaları canlandırabilmek için Öykü Hanım bir miktar enflasyon olması lazım. Yani o bir miktar dediğimde benim bir 3 küsürlük bir enflasyon, 2-3 arası bir enflasyon aslında bana göre ekonomi için sağlıklıdır bir hareket belirtisidir o.
Bu arada Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü gıda görünüm raporunu yayınladı. Biraz bu rapor üzerinden konuşalım isterseniz. Rapora göre küresel gıda ithalat maliyetlerinde %12 artışla rekor seviye bekleniyor. Gerekçe ise emtia tarafında yüksek fiyatlar. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şimdi katılıyorum ona. Şimdi bakın emtia tarafında fiyatlar korkunç arttı. %30-35 arttı. İnanılmaz biçimde arttı. Ha bu neden? Bir anda talep yoğunlaştı. Korkunç biçimde Çin'in bir talebi var. Dünyanın en büyük alıcısı Çin. Hem alıcısı hem satıcısı. Dolayısıyla orada korkunç bir talep var. Çin'in ve Güney Asya'nın rakamlarına bakarsanız işte ihracat %50-60 artıyor. Bütün rakamlar çok şiddetli biçimde artış. İthalatı da artıyor bu arada. Dolayısıyla emtia fiyatlarında ciddi bir artış var. Burada bu kadar artış olurken gıda fiyatlarındaki %12'lik bir artış da çok normal. Burada birkaç sebebi var bunun. İşte iklimsel sıkıntılar var. Efendim bir anda insanların pandemide işte gıda işine merak salması, teknolojinin yanı sıra gıdaya yönelmesinin etkisi var. Ve %12'lik bir artış, öbür tarafta 30-35 emtia fiyatlarında artış olduktan sonra bunun etkisiyle, tabii ki bir dolaylı etkisiyle diyeyim, talep tarafının da canlanmasıyla birlikte gıda fiyatlarında da böyle bir artışı ben bekliyordum açıkça. Peki Doktor Fatih Anıl, çok teşekkür ediyoruz katılımınız ve yorumlarınız için. İyi akşamlar, sağ olun. Devam ediyoruz değerli izleyiciler, gündemde öne çıkan diğer haberlerle. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafa hibe desteği ödemelerine bugün itibariyle başlayacağını söyledi. Muş, 3000 TL ile 5000 TL hibe desteği ödemelerinin başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle esnafın banka hesaplarına yatırılmaya başlanacağını ifade etti. Esnafa hibe desteği ödemelerinde başlangıç tarihi belli oldu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada esnafa hibe desteği ödemelerine 10 Haziran tarihi itibariyle başlanacağını belirtti. Muş, 3000 TL ve 5000 TL hibe desteği ödemelerinin başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle esnafın banka hesaplarına yatırılmaya başlanacağını ifade etti. Ticaret Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamasına göre başvuru sıralaması dikkate alınarak 188.194 kişiye 5000 TL, 843.683 kişiye de 3.000 TL hibe ödenecek. Toplamda 1.031.877 kişiye 3.5 milyar liralık hibe desteği ödemesi yapılacak. Birinci grupta kahvane, kafe, çay bahçesi gibi yerler gibi işletmeler yer almaktadır. Bu işletmelere bir defaya mahsus 5.000 liralık hibe ödemesi yapılacak. İkinci grupta bakım, onarım, tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar yer almakta. Yaklaşan Erdoğan-Biden görüşmesi konusunda diplomasi cephesinden peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri bizimle işbirliği yapma arzusunda derken, Beyaz Saray Sözcüsü Cem Psaki, görüşmenin yüz yüze diplomasi için bir fırsat olacağını vurguladı. ...14 Haziran'da Brüksel'de yapılacak NATO zirvesinde bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi öncesi diplomasi cephesinden peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Türkiye cephesinden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin sadece Libya ve Suriye meselesinde değil, Akdeniz'den Karadeniz'e ve Kafkasya'ya kadar birçok alanda bizimle işbirliği yapma arzusunda olduğunu görüyoruz diye konuştu. ABD cephesinden Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise Biden-Erdoğan görüşmesinin yüz yüze diplomasi için bir fırsat olacağını vurguladı. Katıldığı bir televizyon programında Erdoğan-Biden görüşmesini ve ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendiren Çavuşoğlu, Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın Biden'a görüşmesi ön planda ama bu zirvenin kendisi de çok önemli ifadelerini kullandı. Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yeni dönemin başlayacağının altını çizerken, demokratların ardından Trump'la da sorunların devam ettiğini ve buna Biden'ın başkan olduktan sonra 24 Nisan'ı sözde Ermeni soykırımı olarak tanımasının da eklendiğini söyledi. ABD yönetiminin stratejik ortaklık konusunda Türkiye ile çalışmak istediğinin altını çizen Dışişleri Bakanı, Türkiye ile ABD arasındaki en büyük problemlerden birisi olan S-400 konusuna da değindi. Çavuşoğlu, S-400 meselesi halen devam ediyor. ABD yönetiminin birçok stratejik alanda Türkiye ile çalışma arzusunun olduğunu görüyoruz. Biden'ın kendisinde de var. Bir taraftan bu sorunları nasıl çözeceğiz, bir taraftan ilişkileri güçlendirebilecek miyiz açıklamasını yaptı. Türkiye'den en yetkili ağızlardan bu sözler gelirken,
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk yurt dışı ziyaret programında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeyi öncelik edindiğini belirterek 14 Haziran'daki görüşmenin yüz yüze diplomasi için bir fırsat olacağını vurguladı. Psaki, iki liderin hangi konularda görüşeceğine dair sorulan bir soruya da küresel toplumu etkileyen bölgesel güvenlik konularını görüşeceklerine eminim. Aynı şekilde COVID-19 ve ekonomi de konular dahilinde olacaktır. Görüşme zamanı yaklaştıkça elimizde daha çok detay olacaktır cevabını verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ilk yurt dışı gezisi olan G7 zirvesine katılmak için geldiği İngiltere'den Rusya'yı uyardı. Biden, Rusların zararlı faaliyetlerde bulunması halinde Amerika Birleşik Devletleri'nin sağlam ve anlamlı bir cevap vereceğini duyurdu. Başkan seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini İngiltere'ye yapan Joe Biden, buradan Rusya'yı uyardı. Biden, Rus hükümeti zararlı faaliyetlerde bulunursa ABD'nin sağlam ve anlamlı bir şekilde yanıt vereceği konusunda nettim. Bunu zaten gösterdik. ABD, Avrupa ve başka yerlerde demokrasilerin egemenliğini ihlal etmenin sonuçları olacağını ileteceğim ifadelerini kullandı. G7 zirvesi için İngiltere'de bulunan Biden, Rus lider Vladimir Putin'le yapacağı görüşme konusunda da açıklamalarda bulundu. Biden, "Ona bilmesini istediğim şeyleri söyleyeceğim," diye konuştu. Başkan Biden, ilk başkanlık konuşmasında altını çizdiği "ABD geri döndü" vurgusunu Avrupa'daki temaslarının her noktasına tekrarlama arzusunda. Biden, ABD'nin geri döndüğünü ve dünya demokrasilerinin en çetin zorluklar ve gelecekleri için en önemli meselelerin üstesinden gelmede birlikte hareket edeceğini açıkça belirttiğini söyledi. ABD'nin Rusya'yla gerginlik peşinde olmadığını, istikrarlı öngörülebilir bir ilişki istediğini kaydeden Biden, ancak Rus hükümeti zararlı faaliyetler bulunursa ABD'nin sağlam ve anlamlı bir şekilde yanıt vereceği konusunda nettim. Bunu zaten gösterdik. ABD, Avrupa ve başka yerlerde demokrasilerin egemenliğini ihlal etmenin sonuçları olacağını ileteceğim ifadelerini kullandı. Dünyanın ekonomisini noktalıyoruz. Mutlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.